birçok sektör gibi. Biz de pandeminin ilk şokuyla birçok işleri ertelediğimiz bir sektörde çalıştığımız için Yalancı Dünya'nın yayınlanması bugünlere kalmış oldu. Yaklaşık bir 2-3 hafta evvel çıkardık. Çok da güzel olmuş. Çok Ben diyorum ki hep teşekkürler. beraber şu klibi izleyelim. Sonra üstüne daha detaylı ve Hadi daha güzel izleyelim. konuşuruz. O zaman hep beraber Ezgi Bıcılı'dan Yalancı Dünya diyoruz. Gerçekten çok güzel bir klip olmuş. Çok da güzel bir şarkı olmuş. Sen o pastaları yerken gerçekten yemek istedim. Çok güzel yedin. Yedin Teşekkürler. mi? Bazılarını yedim. İlk üçten sonrasını herhalde yememişimdir. Çünkü o uzun bir sahneydi. Ben de çok ciddi bir diyetten çıkmıştım. Klip öncesi hazırlıklar malum. Onun üstüne o kadar böyle şeker yüklemesini kaldıramadım. 2-3 lokma güzeldi ama sonrasını yemedim. Bu arada Herkese buradan söyleyeyim. çok kilo vermişsin. Değil mi? Öyle mi? Evet, çok kilo Teşekkürler. vermişsin. Çok güzel gözüküyorsun. Zaten çok güzeldin. Mersi. Daha da güzel olmuş. Bu Sezen Aksu'nun aslında çok sevdiğimiz ve bildiğimiz bir şarkısı. Evet. Tekrar böyle bu kadar bilindik ve sevilen bir şarkı söylemek aslında çok daha kolay bir şey olmasa gerek. Çünkü insanlar Sezen Hanım'dan duymaya alışık, Sezen Doğru. Aksu'dan duymaya alışık. Evet. Ve bunu bir anda senin yorumlaman çok farklı. Aynı zamanda içinde biraz da böyle rap akımının izleri var gibi geldi bana. Evet. Bilmiyorum ne kadar doğru ama Doğru. hissettiğim böyle bir şey. Herkes böyle hissettiğini söylüyor. Peki bunu tekrar ileride belki bir rapçiyle birlikte de söylemeyi düşünür müsün? Ya da rap ile alakalı bir şarkı yapmayı düşünür müsün? Esasında ilk kez böyle bir soruyla karşılaşıyorum. Hiç de düşünmedim. Ama tabii çok severek takip ettiğim rapçiler var. Uzun yıllardır, belki de liseden beri. Neden olmasın? Çok güzel projeler önümüze çıkabilir. Asla hayır demeyiz. Değil mi? Çok da güzel olabilir. Ben çok da başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü öyle güzel tınılarda geliyor kulağa. Bu arada klibini kim çekti? Mert Özkan'la çalıştık Çok yine. renkli ve çok güzel bir klip Evet olmuş. evet buradan ona Galiba çok sevgiler selamlar bu olsun. renkli klipler ve bu ışıklar galiba insanları daha çok izlettiren ve daha çok içine çeken o şeyler oluyor diye düşünüyorum. Senin klibinde öyle olmuş gerçekten. Doğru. Mert o havayı hem klipteki o yalancı dünya başlığına uydurmaya çalıştı. Şarkının ruhunu da çok yansıttığını düşünüyorum ben klibin. Çünkü her planını ona göre kurguladı. Yani klipte hiç saçları, makyajı yapılmamış bir kadınla başlıyor klip. Sonra onu böyle allayıp pullayıp bir ambalaja sokuyorlar. İşte böyle renkli bir dünyaya oturtuyorlar. Pastalar, çörekler. Derken gerçekten en sonunda yalancı dünya temasını bence hissettirmiş oluyor insanlara. Çok da renkli oldu dediğin gibi. Çok da güzel gözüküyor bu arada. Tekrar böyle yolu bahtı çok açık olsun. Çok Bu teşekkürler. en enteresan aldığın bu kliple ilgili yorum ne peki? Pastaları klip ayağına götürmüşsün diyor genelde herkes. Evet, okudum bunu şeyde. Ekşi Sözlük'te de yazıyordu böyle bir şey. Öyle mi? Oraya Evet. bakamadım ama. Yani herhalde herkes şöyle çok pasta yediğimi ve bu konuda çok mutlu olduğumu falan düşünüyorlar. Tabii öyle göründüğü gibi değil ama o planların hepsini güzel güzel çalıştık. Sonunda da herkes de herhalde şöyle bir efektif bir karşılığı oldu. Çok da stylingini kim yaptı? Ben tabii böyle şeyleri de çok merak ediyorum Aa. aslında. Hani neden ben yapmadığım için de merak ettim tabii ki. Ya inşallah beraber de çalışalım Zeynep'ciğim. Çok isterim. Çok Ben de güzel çok kıyafetlerin isterim. var Teşekkür biliyorum. ederim. Çok Şimdi teşekkürler. styling işine madem girdik şuradan başlayayım. Şarkıyı esasında bana Zinet önermişti yıllar evvel. Zinet Salih ile ben uzun süre vokalist olarak çalıştım biliyorsun. Zinet de hep şey derdi. Bak Yalancı Dünya diye bir şarkısı var ya hani Sezen Aksu'nun ne kadar güzel. Esasında onu tekrar yorumlamak lazım derken bana nasip oldu sağ olsun. Çok da güzel olmuş bu Çok güzel arada. oldu. Tabii Zinet'in orada müzikal yönlendirmesi benim için çok önemliydi. Ama o sadece o aşamada değil. Zaten Gökay Özkan'la beraber ZG Müzik. İkisi benim yapımcılarım. Yapımcılığın her aşamasında, klipte, stüdyoda, okumada hep yanımdaydı. Doğal olarak klipte de böyle styling'e hep beraber bir el attık. Tabii. Zinet de vardı Çok içinde. güzel olmuş. Bu arada gerçekten şimdi söyleyince fark ettim. Evet, aslında biraz kendi tarzına da benzetmiş son zamanlarda. Böyle renkli bir kıyafetleri vardı Zine Salih'in de. Şu an evet benzettim aslında. Öyle mi? Evet, yani stylingini benzettim. Hatta Muhakkak bir hangi şarkı dokunmuştur. olduğunu hatırlarsın, yani hatırlamaya çalışacağım. Bu arada mesaj gelmiş ama evet. Sonra gerçekten bu şarkıyı da ben çok beğendim ve çok güzel yorumlamışsın. Bu arada Çok müzisyen bir teşekkürler. anne ve babanın çocuğusun, değil mi? Evet. Bunun tabii etkisi de çok oluyor aslında. Yani böyle şeyler biraz da genetik oluyor. Şimdi ben kendim şarkı söylediğimi düşünemiyorum. Yani babam kendini çok yetenekli zannediyor ve şu an kesin izliyordur ama yani gerçekten o bizim ailede yok. Ben annem de babam da beraber çalıştılar yıllarca. Ben doğduğumdan beri.
Dolayısıyla ben de kulislerde büyümüş oluyorum tabii. Hep kuliste onları dinleyerek ya da hatta kuliste arabaya gidip böyle bir kaset falan koymak isterdim arabaya, hatırlıyorum. Hani ya oradaki müzik ya öbür taraf, muhakkak böyle bir müzik dinleyerek büyüdüm. O kadar da ortamın içinde olunca herhalde doğal olarak bir teşvik olmuş oldu. Benim için güzel oldu Aa, çok başlangıç. da güzel olmuş. Bu arada hayatında aslında senin böyle sihirli değneklerin var. Yani bunlardan biri Ajda Pekkan, işte Ziynet Sarı biraz önce Evet. bahsettiğimiz gibi. Ozan Çolakoğlu. Bu isimlerle çalışmanın tabii enerjisi ve hissettirdikleri daha farklı olsa gerek. Kendini şanslı Kesinlikle. görüyor musun? Çok şanslı görüyorum. Tabii sadece şans değil esasında. İyi müzisyenlerle çalışmak çok çalışmayla oluyor. Ben de bu mesleğe çok yatırım yaptım. Yani hem okudum hem bu işle ilgili bulunabileceğim güzel işlerde bulunmaya çalıştım yıllarca. E derken kapı da kapıyı açıyor tabii ve hep yolum güzel insanlarla kesişti. Finalde benim şarkıcılığımı da müzisyenliğimi de çok değiştirdi esasında bu isimler. Çünkü ben Zinet'le ya da Ajda Hanım'la ya da Ozan Bey'le tanışmadan evvel başka bir şarkıcıydım ama şu anki yorumculuğuma bakıyorum. Çok değişti. Muhakkak onlar bir dokunuyorlar insana. Değil mi? Muhakkak bir etkisi oluyordur. Yani bu modada da bu böyle. Yani evet, siz bir tasarımın, bir tarzın var ama işte öyle bir tasarımcı bir şey yapıyor ki farkında olmadan ona doğru da kayıyorsun. Bence bu müzik de böyle bir şeydir muhakkak. Kariyerinde en çok senin için hangi isim etkili oldu peki? Tabii Ziynet Sali etkili oldu. Çünkü o benim çalışırken solo kariyerime beni teşvik eden, bestelerimi dinleyen, beğenen ve bu konuda beni muhakkak kendi başına bir iş yapmalısın diye motive eden tek isimdi. Benim kimseden esasında hani böyle bir beklentim yoktu. Kimse benim yapımcılığımı yapsın, Ajda Hanım'la da çalışırken ya da başka isimlerle de çalışırken ama Ziynet'le dostluğumuz da sayesinde muhabbet bu şekilde ilerledi. Sağ olsun destek de çıktı hep. Hala da yanımdadır, arkamdadır. O yüzden muhakkak Ziynet Sali diyebilirim buna. Bir de bu arada hani derler ya, böyle şarkıcılar aslında, şarkıcılar çok da destek olmazlar, çok da birilerini Doğru. çıkarmazlar. Doğru mu Doğru. diyecektim, doğru dedim. Doğru. Esasında Sezen Aksu'nun yapımlarından bugüne bakarsak öyle kimsenin destekleyip prodüksiyonunu komple yapıp çıkardığı bir isim ben bilmiyorum. Belki vardır tabii ama kimse kimseye tam olarak esasında el atmıyor. Herkesin herhalde biraz kendine kadar enerjisi var. Çok o kanallara girmek istemiyor olabiliyor sanatçılar. Biraz da biliyorsun sanatçılarda hani hep ben ön planda olayım duygusu da oluyor. Arkadaki vokalistle belki çok uğraşmak da istemiyorlar ama tabii Zinestello hiç öyle biri değil. Çok güzel, çok şanslısın bence. En azından bunu fark edecek ve bu seni bu seviyeye getirecek bir ekiple çalışmışsın. En azından Kesinlikle. yaptıklarında boşa çıkmamış oluyor bu durumda. Çok da güzel şeyler yapıyorsun. Peki sen şimdi kendin ilerleyen günlerde ne yapmayı planlıyorsun? Zeynep, besteler devam ediyor. Evde kaydediyoruz. Bu ara çok da yazdım. Pandemide tabii evde o kadar vakit geçirince normalde geçirmediğimiz vakti geçirdik hepimiz. O da bizim biraz kalemimize yaradı bence. Ev kayıtlarını tamamlıyorum. Bundan sonra da esasında hepsini toparlayıp bir albüm yapmak istiyorum ama tabii biraz daha yola teklilerle devam edeceğim herhalde bu dönem. Ya bu aslında tekli olayı bana çok riskli geliyor ya. Yani o şarkıyı ya sevdin ya sevdin. Evet, Hani doğru. sevmezsen ikinci bir alternatif yok. Hani albümler öyle değil. Albümlerde Doğru. bakıyorsun, evet hani bu olmazsa diğer şarkıya geçebiliriz. Muhakkak içinde bir şeyleri seviyorsun ama burada öyle bir şey değil. Aslında çok da risk alıyorsunuz. Kesinlikle öyle ve tek bir şarkıyla insanın kendini ifade edebilmesi de çok zor. Bir şarkı, iki şarkı, üç şarkıyla da çok zor. Bir müzikal duruş sergilemek için muhakkak bir albüm esasında bugünün bu hızlı tüket, üret, işte listelere gir, çık, dijital ortamında belki bu çok genel geçer bir şey değil artık ama bence hala albüm geçerliliğini koruyor. Ben de bir tane muhakkak yapmak istiyorum. Bence de yapmasın. Bence de albümün tadı çok başka Çok oluyor. başka, evet. Gerçekten çok başka oluyor ama tabii ki tekliler de bence daha böyle arayı da sıcak tutuyor aslında. Öyle, Ara aynen. sıcak Biraz gibi. hızlı üretime de devam etmek Evet, bu lazım. arada yani bu müzik işleri de biraz fast food gibi değil mi? Çok hızlı, çok hızlı Kesinlikle. tüketiliyor. Tabii. Çok hızlı, hemen daha ilk projeyi konuşurken arkasından gelecek olan projeyi soruyoruz. Öyle. Çünkü artık hayat o kadar hızlı ve akışı hızlanmış bir durumda ki hemen sonraki level'da devam ediyoruz. Bu bir yandan da aslında dezavantaj. Çok yeni bir şeyim varken bununla ilgili ne düşünüyorsun? Bu kadar hızlandığımız dijital dönemde herkes de buna ayak uydurmak istiyor. Çünkü o çok dinlenen dijital mecralarda listelere girmek, daha fazla etkileşimde bulunmak için genelde 30 gün, 60 gün hadi maksimum içerisinde yeni bir ürün sunmak zorundasın oralara. Bu da çok zor bir şey.
Ve her ürünün içi ne kadar dolu olacak, ne kadar güzel bir şey, içine sinen bir şey yapacaksın. Bunu böyle sıklıkla her seferinde çok güzel bir ürün sunmak çok zor. Ama tabii buna da ayak uydurmaya çalışacağız yani günümüzdeki gidişata. Çünkü oralardan dinleniyoruz. Biliyorsun artık CD yok, kaset bitti zaten. Hani plak eve alıp dinleyenlerin sayısı ne Çok kadar az. bir elin 10 parmağını geçmez. Dolayısıyla devamlı üretmeye çalışmak lazım. Hatta Yapacak onu pek başka bir şey yok. dinleyebilecek bir alet de yok artık. Yani arabalarda Yok. da öyle bir şey yok. Hani CD koyayım da Yok, dinleyeyim. telefon kulaklığıyla dinliyorlar müziği. Evet, Yani gerçekten. evet. O da tabii işin ruhunu başka bir boyuta götürüyor tabii. Aslında o CD çok başkaydı elimize almak ya da o E kaset, tabii o canım. plak. Ama şimdi artık günümüzde bu böyle değil, dijital Bu ortamda. fast food'a döndü dediğin gibi. Hızla Evet. tüketiyoruz. Hızlı Hızlı tüketiyoruz evet. da üretmeye Peki müzik çalışıyoruz. hayatının en başından bu yana hani geliş hikayeni düşündüğünde sence hedeflediğin müzik yolculuğunun ne kadarını kat etmiş bulunuyorsun? Esasında çok fazla böyle bir planım yoktu. Bundan şöyle bir 10-15 sene önceye bakacak olursam. Ben piyano okuyan bir müzik öğrencisiydim. Piyanist olmak, hatta akademisyen olmak istiyordum. Ondan sonra bir şekilde girdiğim korolarla, gruplarla şarkı söylemeyi ne kadar çok sevdiğimi keşfettim. Derken bir anda bütün işin şekli değişti, bugünlere kadar geldi. O yüzden her istediğimi de adım adım yapıyorum bu yolda. Bu anlamda kendimi çok yerimde görüyorum. Tam böyle olmak istediğim yerdeyim. Çok güzel, çok şanslısın. Ben de bu arada mesela kendimle ilgili. Ben de şu anda olmak istediğim yere yaklaşıyor gibi hissediyorum kendimi. Yani her gün bir adım daha atıyorum. Çünkü her gün biraz daha okuyorum. Her gün biraz daha izliyorum. Her gün kendime ne katabilirime bakıyorum. Her gün kendi yüzümü daha iyi tanımaya çalışıyorum. Evet. Hani aslında bu gerçekten insana çok güzel bir şey. Yerinden mutlu olabilmek. Bu şu dönemlerde çok imkansız aslında, değil mi? Böyle bir şey yok yani. Kimse kimseden memnun değil, kendinden memnun Doğru. değil. Doğru. Ama işte yaptığın işe ne kadar yatırım yaparsan, ne kadar severek çalışırsan muhakkak geri dönüşünü de hızlı hızlı alıyorsun. Buna çok inanıyorum. O yüzden de bence işte başarının sırrı buradan geliyor ve o gözlerin içindeki gülümsemeyi de bence bu sayede bize geçiyor ve alabiliyoruz. Gerçekten çok güzel ve başarılısın. Bu arada bu kadar hem güzel olup hem sahnede performans göstermek, işte müzisyen olmak zor mu? Müzisyen olmanın tabii kendi içinde zorlukları var her meslekteki gibi. Bizimki de belki yolculuktur. Çünkü biliyorsun çok sık yolculuk yapıyoruz. Hep turnelerdeyiz. Şimdi normalde bir senedir neredeyse hiç çalışmıyoruz ama onun dışında biz ekip arkadaşlarımızı ailemizden daha çok görüyoruz. Değil Öyle bir mi? meslek yapıyoruz. İşin zorluğu bu olabilir. Ama tabii sefasını da cefasını da ben seviyorum. Yani gidip başka yerleri görmeyi de ülkeler, şehirler, hani mesleğim sayesinde yapabiliyorum. Onun dışında böyle yolculuk yorgunluklar da öyle yanına tatlı bir kar Ama olarak kalıyor. çok da keyifli aslında ya, değil mi? Çok, O ben çok turneler, seviyorum. kulis sohbetleri, işte o Evet. heyecan. Ah nasıl özledim. Değil mi? Keşke olsa da bir an önce başlasa da Evet, böyle keşke. hep beraber, ben de mesela kıyafet falan hazırlarken o kadar heyecanlı ortak oluyorum ki Evet. sahne kostümleri hazırlarken resmen yaşıyorum yani, böyle çıkıp o hani bir hikaye, bir görsel, bir şey bekliyorum. Bugün vardı, ne oldu falan Değil diye. mi? Onun heyecanı gerçekten paha biçilemez. Son dakika yetişen işler. Onların da gerçekten tadı bir başka oluyor Evet. yani. Bu arada böyle akapella yapıyorsun. Akapella yapabilmek gerçekten çok da başka bir şey, değil mi? Ben müzisyenlikten geldiğim için hani çıplak sesle şarkı söylemeyi her zaman seviyorum. Zaten sahnelerimizde de özellikle bu pandeminin bir gevşediği dönem oldu Temmuz'dan itibaren. Ve bu son kapanmalara kadar birçok böyle güzel restoranda, kulüpte ufak ufak akustik konserler verdik. Oralarda da neredeyse akapella bir müzik çaldık. Sadece tek piyanoyla ya da işte gitarla, saksafonla. Onun tadı benim için çok başka, çok seviyorum. Ya gerçekten çok güzel. Keşke şimdi bize de böyle minicik bir şarkı söyleseydin. Beni hazırlıksız yakaladın. Hazırlıksız oldu biraz ama belki olur diye şansımı deneyeyim dedim. Hadi olsun. Olsun o Nasıl bir zaman. şey söyleyeyim? Falan nasıl istersen. Sana bırakıyorum. O zaman Biraz pat diye benim ötesleri mikrofonu oldu çünkü. açayım. Tabii ki de. Sisli gözlerin dalmış uzaklara, dargın gibisin insanlara. Yabancısın sanki geçtiğin sokaklara,
Tozlu çapraşık yollara geçerken yanımdan o an tanımadın beni, hatırlamadın bile belki ismimi. Ben de değiştim sevgilim en az senin kadar. İnan ki her yaşın bir güzelliği var. Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla benim için eskisinden daha güzelsin. Bırak varsın geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Çok güzel ya, şu anda çok özendim. Keşke ben de şarkı söyleyebilseydim. Beraber de söyleyelim. Yani çok isterdim ama o bende gerçekten yok. Çok da zorladım yani bu arada. Öyle mi? Şöyle Nüket Duru, sevgili Nüket Duru. Evet. O sahneye çıktığında şey yapıyordum ben. Nüket abla ben de arkada vokal yapayım falan. Yap ama diyordu, mikrofonun kesinlikle açacaktı. Ah canım. Sen gel kendin söyle Zeynep şimdi. Hiç de kırmaz falan. Değil mi? Sonra ben çıkıyordum oraya falan. Sonra Tom Weiss'leri ayarlıyordum. Kendi sesimi başlıyordum. Sonra Nüket abla bir anda geriye dönüp böyle kulağını gösterip bana. Tabii kimsenin anlayamadığı. Böyle tokat işareti yapıyordu. Sesin tokat gibi geliyor. Çok kötü. Kısır çabuk geldi. Baya baya kovaladın yani. Baya o kadar seviyorum ki şarkı söylemeyi. O yüzden yani yine de bazı yani kendi kendime. Ne güzel ama çalışmaya devam etsin de çalışa yani çalışa gelişen bir yok, şey. Yok yani benimki gelişebilecek bir şey değil. Tamamen öyle zevk yani banyoda söyleyebileceğim. Seviyorsun ne güzel. Evet şarkı söylemeyi seviyorum. Müziği seviyorum. Bence müziksiz bir hayatı düşünemiyorum bu arada. Yani gerçekten bir organımız eksik gibi. Tabii. Bugünlerde de aslında öyle değil mi yani? Herkesin en büyük sıkıntısı da o değil mi? Bu kadar içimiz sıkılmışken birazcık eğlenmeye ihtiyacımız var. Bence böyle minik minik küçük şu online konserler falan çok etkili oluyor. Çok evet. Güzel oluyor. Böyle şeyler evet. Yapmayı düşünüyor musun? Olursa tabii böyle bir proje önümüze gelirse muhakkak isterim içinde bulunmayı. Çünkü ufak ufak nefesler aldırıyor hem sektöre hem de o kadar özlüyoruz ki biliyorsun az önce de konuştuk. Yani kulisinden yolculuğuna artık işin her şeyini, her detayını. Şarkı söylemeyi de çalmayı da hepimiz böyle evde paslanmış hissediyoruz kendimizi. Hem o anlamda hem de böyle seyircilerle, dinleyicilerle buluşmak anlamında eminim çok işe yarayan şeyler oluyor online konserler. Bence ben de çok isterim. Valla bence de çok keyifli ve çok güzel oluyor. Bizim bir tane yeni bir uygulamamız var Sosyo. İstersen orayı bir inceleyebilirsin. Aa, belki tabii. Orada böyle güzel bir etkinlik yaparsın. Muhakkak indireceğim. Biz de hemen biletlerimizi alıp o konserini izleriz. Ha, çok şahane. Keyifli olabilir. Şahane. Evet gerçekten çok güzel bir şey olabilir. O yüzden bence oraya bir bakabilirsin. Bakacağım muhakkak. Evet. Bu arada sesimiz diyorsun durdukça paslanıyor. Hiç de paslanmış gibi gözükmüyor. Gayet güzel. Sen herhalde çalışmalara devam ben ediyorsun. Ben evde çalışmaya devam ediyorum. Ya söylüyorum. Bunu da çalıştırmak gerekiyor değil tabii mi? Tabii sporcu gibi düşün. Yani muhakkak bir kondisyonun olması lazım. Yoksa bu durdukça birazcık çürüyen bir şey. Onu hep canlı tutmak lazım. Bir de zaten ben özlüyorum. Ya birazcık piyanonun başına geçiyorum. Kendi kendime bir şeyler mırıldanıyorum. Şöyle bir 15 dakika o bile yetiyor. Ama tabii evde de böyle çok sevdiğim müzikleri açıp onları da bağıra çağıra söylüyorum. Ay çok güzel ya. Ben de onu trafikte yapıyorum. En sevdiğim şey trafikte evet, müziği sonuna kadar açıp bağıra çağıra bazen arabada. Böyle yan arabalarla göz göze gelip hemen değiştirip şerit değiştirip başka yere devam ediyorum. O gerçekten çok keyifli ve eğlenceli olur benim için de. Peki yeni proje yani şimdi bundan sonraki çıkartacağım projeyle ilgili çalışmalara başladınız mı? Evet ev kayıtları anlamında başladık. Birçok beste var. Ben de aralarından böyle en güzel olabilecekleri seçmeye çalışıyorum. Bundan sonra stüdyoya da taşıyacağız inşallah. Peki bu sefer sıfır bir şarkı mı olacak? Tabii sıfır bir şarkı olacak. Güzel bir cover yaptık ama üst üste de cover yapmanın dezavantajları var. Bir de ben yola birazcık da bestelerle devam etmek istiyorum. Kendimi daha iyi ifade etmek, göstermek için müzikal olarak. Birazcık böyle gideceğiz herhalde. Peki söz müziği sana mı ait olacak? Evet gelen... sözler müzikler hep bana ait. Ya çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Çok güzel gerçekten çok keyifli. Onu da heyecanla bekliyoruz. Çıkarmayı düşündüğün bir tarih var mı planladığın? İnşallah bahar başına bir tane istiyorum. Aa çok güzel. Evet, o zaman... ilk bahar başına.
O zaman tünelin sonu gözüktü. Evet, tabii ki de. Vallahi gerçekten çok da... Üretmeye devam. İşin içinde beste olunca ben de çok ayrı heyecanlanıyorum. Sonuçta kendinden bir parçayı da koyuyorsun ortaya. Sadece yorumcu olarak değil. Heyecanlıyız. Bakalım nasıl geçecek bu yeni dönem hepimiz için. İnşallah güzel geçecek. Bence artık sona doğru geliyoruz ya. Evet. Bir şekilde evet mutasyon falan evet. derken ama yine de bence hafifliyor. İlk şeyi kalmadı diye düşünüyorum. Tabii tabii. Bu arada bizim WhatsApp telefon hattımız var. Ben onu şöyle bir hatırlatmak istiyorum. 0530 915 6990. Ne oldu numaraya WhatsApp'tan yazarsanız eğer bize soru ve mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bu arada benim telefonuma gelen mesajlar var. Onları okumak istiyorum. Bana yazmışlardı sabah size sormam için. Kendisiyle Beyoğlu'nda karşılaşmıştık ve o zaman yeni bir albüm yapacağını söylemişti ama o albüm henüz gelmedi. Ne zaman gelmesi bekleniyor? Çünkü teklilerle birazcık daha yola devam etmem gerektiği için bu dönemde albüm fikrini şöyle hafif erteledik ama hiç rafa kaldırmadık. Gelecek, muhakkak gelecek. Gelecek, evet. Karşılaşmışsınız ve galiba öyle bir söz vermişsiniz. Olabilir. Bu arada kıyafetleriniz çok güzel gözüküyorsunuz demişler. Teşekkür ederiz. Merci. Merhaba Zeynep Hanım. Bana öpücük yollar mısınız? Bütün öpücükler sizin olsun. Mesafeli öpücükler evet, artık, karşıdan. Artık öpücük diye bir şey de kalmadı gerçekten. Sarılmayı özledik. Evet. Sizler için her şey yolunda olsun. Sizleri çok seviyoruz demişler. Sinan, Ufuk, Nergis teşekkür ederiz. Bizler de sizleri çok seviyoruz. İyi günler demişler. İyi günler. İyi günler. Evet böyle iyi günler ve merhaba diye bayağı mesaj gelmiş. Ne hoş. İyi günler ve merhaba diye. Yani o zaman biz de buradan kucak dolusu öpücüklerimizi gönderiyoruz. Bu arada size ayrılan, bize kız ayrılan süremizin sonuna doğru geliyoruz. Böyle son olarak söylemek istediğim bir şeyler var mı? Buradan arkamda çalışan, benimle beraber çalışan kocaman bir aile var. Hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Sezen Hanım bu kadar güzel bir şarkı yazdığı için ve söylemesi de bana nasip oldu. Sezen Aksu. Sonra şarkıyı yeniden yorumlayan ve çok güzel tam anlamıyla, kelimenin tam anlamıyla bir cover yapan aranjörlerimiz Can Ercan ve Ateş Berker Öngören. Tabii ki de ZG Müzik ailesi Gökay Özkan ve Zinet Sali, DMC, Samsun Demir. Hepsi, bu isimlerin hepsi esasında eşit bir şekilde çalışıyor ama tabii önde bir tane şarkıcı görünüyor. Bunun bir ekip işi olduğunu unutmamak lazım. O ekip olmasa da bunu yapamazdık. Hepimize çok teşekkür ederim. Vallahi iyi ki geldin güzel şarkınla. Şimdi senin klibini izleyelim. O şekilde veda edelim. Tamamdır. En kısa zamanda tekrar bekliyoruz güzel enerjimi, güzel şarkılarınla. O zaman şimdi Ezgi Bicil'den Yalancı Dünya diyoruz.